Kanalıma hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere ikiz oluşturma kısmında ne kadar ikiz oluşturabiliriz onu göstereceğim ve çalışmalarımızda ikiz oluştururken e, tabii ki şöyle bir durum var. Bu ikizlerle nasıl çalışabileceğiz? Bununla ilgili detaylı bilgiler vereceğim. Öncelikle e, normalde bir ikiz oluşturmayı görelim e, ve daha sonra ikizlerimizin bittiğini göreceksiniz. E, şu şekilde bir kod yazalım yine tıklandığı zaman şeklinde tıklandığında sürekli olarak ikizimiz oluşsun ve ikizimiz oluştuğu zaman da sürekli olarak kedimiz 10 adım gitsin. Evet şimdi kodlarımızı deneyelim. Evet belli bir zaman sonra ikizlerimizin bittiğini göreceksiniz. Yani burada sürekli olarak ikiz oluşturmuyor aslında. Evet şu an ikizlerimiz bitti. Yani bir çalışma yaptığımızda eğer bu şekilde bir kod yazarsanız belli bir sayı sonra ikizlerimiz bitecektir. Peki ne yapmamız lazım? Buraya şöyle bir çalışma yapalım. Bu ikizleri sil bloğunu aldığımız zaman şu şekilde. Hatta orada bir şart koşalım. Eğer ise şarta yani algılamadan kenara değiyormuş şeklinde bir şart koşalım. Değdiğinde silsin diyelim. Evet, bu şekilde yaptığımız zaman sürekli olarak ikizi oluştuğunu göreceksiniz ve durmadan olacak bu. ve Şu an hala bitmiyor. Peki ne kadar ikizi oluşturuyor? Bunu sayma işlemi yapalım. E, o halde şu şekilde yapalım. Öncelikle silmeden ne kadar ikizi oluştuğumuzu e, öğrenmeye çalışalım. Daha sonra da sildiğimiz zaman ne kadar ikiz oluştuğunu görelim. O halde aynı kodu tekrar deneyelim ve değişkenler kullanalım sayı saymak için. Öncelikle değişkenim değişkenini sıfır yaptı şeklinde kodumuzu alalım. Daha sonra ise şu şekilde olana kadar tekrarla komutunu alalım. Yani kenara değene kadar tekrarla. Hani ekranda daha rahat görünmesi açısından sürekli 10 adım gitsin. Kenara değdiği zaman dursun. Ve daha sonra da eğer kenara değiyorsa hemen şöyle Kenara değdiğinde de e, şuradan bir değişkenimiz sayma işlemini yaptıralım. Yani değişkenimizi bir kadar değiştirelim. Daha sonra bunu kenardan atmam gerekiyor. Atmam lazım ki e, böylelikle oradan çıksın. Yani tekrar başlangıç noktasına geri gelsin, x konumuna gitsin şeklinde kodumu yazıyorum. E, tekrar bakalım. Tıklandığı zaman değişkenimiz sıfır olsun ve ekranda da gösterelim. Sıfır. Daha sonra ikizimiz oluşsun ve sürekli arda arda ikiz oluşturacak. İkizlerimiz başladığı zaman kenara değene kadar oradan gidecek. Kenara değdiğinde değişkenimiz 1 artacak ve daha sonra e, x, y konumuna yani başlangıç konumuna tekrar geri gelecek. E, bu sayede de ikizlerimiz bitecek. Çünkü ikizini sildememiştim burada. O yüzden şimdi kaç tane ikiz oluştuğunu görelim. E, şu an sayma işlemimiz başladı. Evet şu an ikizlerimiz bitti ve 300 tane ikiz oluştu. Yani kendi hariç 300 tane ikiz oluştu ve bu şekilde durdu. Artık bütün e, ikizlerimiz e, başlangıç noktasına geri gelmiş oldu. Demek ki biz çalışmalarımızda eğer ikiz sil demezsek 300 tane ikiz oluşuyor ve ondan sonra ikizler bittikten sonra işlem yapamıyoruz. Peki eğer ikiz sil komutunu yerleştirirsek bu değişkenim kaça kadar sayacaktır? Bununla ilgili kodları Yazmaya çalışalım. O zaman şöyle diyelim. Biraz önce aslında yapmıştık. Biraz önce kodu değiştirelim. Şu şekilde. Sürekli tekrarla alalım. Sürekli olarak on adım gitsin. Eğer ise komutundan. Algılamadan kenara değiyor mu şeklinde. Kenara değdiğinde değişkenimiz bir artsın. Daha sonra da bu ikizimiz silinsin. Evet bu şekilde artık yine 10 adım gidecek. Değişkenimiz şimdi sıfırdan başlıyor. İkizimizi silmeye başladı. Kenara değdikçe ikizimizin yani değişkenimiz bir artıyor. Sayma işlemi gerçekleşiyor. Yani kaç tane ikiz olduğunu öğreniyoruz. Ve daha sonra bu ikizi sil komutuyla da artık ikizlerimiz siliniyor. Biraz önce 300'de kalmıştı. Şimdi sayımız sürekli devam ediyor. Görmüş olduğunuz gibi sürekli oluşturmaya devam ediyor. Görmüş olduğunuz gibi ikiz oluşturma işlemi artık belli bir sayıya geçti. Yani yaklaşık 7000'lere geldi ve durmadan devam ediyor. Bunun belli bir sınırı yok. Demek ki bizlerde çalışmalarımızda ikiz oluşturma bölümünde ne yapmamız lazım? Eğer bu ikizi sildemezsek 300 tane ikiz oluşturacaktır ve bu şekilde çalışmalar olacaktır. Bunlara dikkat edelim. İnşallah faydalı bir çalışma olmuştur. Diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.